Şöyle bir örnek soru sorulmuş. Anahtar açıkken R1 üzerinden geçen akımla direncimiz burada. Anahtar kapalı iken anahtarımız da burada. R1 üzerinden geçen akımı karşılaştırınız. Videoyu durdurun ve kendi başınıza bulmayı deneyin. Tamam. Şimdi iki senaryoyu da düşünelim. Biz bu akımla ilgileniyoruz. Bu akımı istersek bu taraftan ya da istersek bu taraftan da ölçebiliriz. İlk olarak anahtarın açık olduğu senaryoyu düşünelim. Anahtar açık olduğu zaman akım eşittir. Dirençler üzerindeki gerilim bu 12 volt olacak. 12 volt bölü dirençlerin eş değer direnci. Anahtar açık olduğu zaman R1 ve R2 dirençleri seri bağlı olacak. Dolayısıyla buraya R1 artı R2 yazacağız. Eğer seri bağlı iki direnciniz varsa eş değer direnç bu iki direncin toplamına eşit olur. Peki öyleyse şimdi de anahtarın kapalı olduğu duruma bakalım. Buraya da yazalım kapalı. Devrenin bu noktasındaki akım ya da R1 üzerinden geçen akım yani I kapalı aynı şekilde 12 volt olacak. Yeni dirençler üzerindeki toplam gerilim miktarını kastediyoruz. Peki ama bu sefer neye böleceğiz? Anahtarı kapadığımızda ne olacak? Devre şemalarında gördüğümüz üzerinde direnç olmayan bu çizgilerin dirençsiz olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla bütün akım bu yönde ilerleyecek. Yani anahtarı kapatarak aslında devreden R2 direncini çıkarmış oluyoruz. Akım sadece R1 direnci üzerinden geçecek ve üzerinde en az direnç olan yolu takip edecek. Bu durumda akım eşittir 12 volt bölü, elimizde tek bir direnç var bölü R1. Devreyi kapattığım zaman aslında devreden bir direnç çıkarmış olduk. Ve devreden bir direnç çıkardığımız zaman akımı arttırmış oluruz. O zaman bunu şöyle yazabiliriz. Anahtar açık olduğu zamandaki akım küçüktür anahtar kapalı olduğu zamandaki akım. Tekrarlayacak olursak neden böyle oldu? Bu sorunun cevabı için buradaki paydalara bakmanız yeterli olacak. Anahtar açık olduğu zaman anahtar kapalı olduğu zamana göre daha büyük bir sayıya bölüyoruz. Ya da başka bir deyişle anahtar açık olduğu zaman devreye R2 direnci de katılmış oluyor. Anahtar kapalı olduğu zaman da R2 direnci devre dışı kalıyor. Yani devrede daha az direnç oluyor. Bu yüzden daha yüksek bir akım elde ediyoruz.